Arkadaşlar merhaba. Size Wisman Kombi'nin 3 yolu motorunu göstereceğim. Sadece motorunu göstermeyeceğim. İç yapısını da göstereceğim arkadaşlar. Bu iç yapısını nasıl göstereceğim? Tabii ki sökmeye çalıştım. Ama düzgün bir şekilde sökemediğim için içi açmak durumunda kaldım. YouTube'da da böyle iç yapısını gösteren bir içerik görmediğim için, madem böyle bir içerik yok, onu da ben göstereyim dedim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Wisman Kombi'nin 3 yollu vanasının iç yapısı bu şekilde. Tabii ki nasıl çalıştığına bakalım. Bakın arkadaşlar, şu gördüğünüz mıknatıs alışma olan bir malzeme. Bu şu sargıların olduğu, bobin ve sargıların olduğu bu motor bobinin içinde kalıyor. Zaten motorun iç yapısını az çok hepimiz biliyoruz. Şimdi şu mıknatıstan oluşan orta gövde döndüğünde, bakın ortasındaki metal kısım dışarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. Böyle döndükçe orta kısım dışarıya çıkıyor. Böylece içindeki parçayı da dışarı çıkartıyor arkadaşlar. Böylece motor sıcak su ve petekler arasında geçişe müsaade ediyor. Evet, bakın sağa doğru döndü, içindeki mil dışarı çıktı. Sola doğru döndüğünde de içindeki mil içeriye giriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir iç yapısı var. Ben şu gövdeyi ayıramadım arkadaşlar. Ve bundan dolayı kafayı biraz fazla zorladığım için de burası çıktı. Şurayı ayıramadım. Şurayı açtığımda da yine şu milin devamı vardı. Onu da çıkartamadım. Ondan sonra evet, yani şurayı açmak istiyordum komple. Bakın şu vidayı çıkarttım, şu milin devamı bir bağlantı yaptı, ayıramadım. Şu vidaları çıkarttım, şu plastiği de yine buradan ayıramadım arkadaşlar. Bunun artık bir yöntemi vardır illaki. Maalesef ben onu beceremedim. Ya bir püf noktası var, onu anlayamadığım için olmadı arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle iyice yakından inceleyelim. Yani motorun şu gövde kısmını çıkaracağım. Ne bileyim, bir kelepçeydi, bir yüzüktü. Yani yok.
göremedim. Ve çıkaramadım arkadaşlar. Artık bu konuda bilgi sahibi olup bizi bilgilendirecek arkadaşlar varsa memnun olurum. Ben de madem motoru açtık, şu yapısını merak eden arkadaşlar olabilir benim gibi. Ben merak ettim, zorladım ve bu şekilde açtım. Muhtemelen motoru eskisi gibi kapatamayacağız. Yine bir motor gerekecek. Ama dediğim gibi merak eden arkadaşlar zorlamasın. Bu şekilde ben göstermiş olayım iç yapısını. Şunu da söyleyeyim. Şu anda diyelim ki mil dışarı çıktı. Atıyorum peteklerin çalışması lazım. Veya içeri girdi. Sıcak suyun çalışması lazım. Petekler çalışıyor fakat sıcak suyu çalıştıramadım arkadaşlar. Buna da bir anlam veremedim. Acaba diyorum motorun şu kafa kısmından bir geri dönüş bilgisi alıyor da o şekilde mi ateşleme yapıyor? Ateşleme yapmıyor arkadaşlar. Yani bu mil içeride veya dışarıda olduğunda petekler için ateşleme yapıyor, sıcak su için ateşleme yapmıyor. Belki de problemi odur arkadaşlar. Ama biz motor olacağını düşündüğümüz için böyle motoru dağıttık. Onu da zaman içerisinde anlayacağız. Araştırmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde motorumuzun iç yapısı. Ve buraya giren bu mıknatıslı gövde arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Şu tırnaklar. Şu tırnaklar. Şu plastiğin şu girişlerine giriyor. Ve içeriden bu tırnaklar çevrilerek oraya tutturuluyor arkadaşlar. Tutunuyor. Yani bu plastiğin yerinden çıkıp bu şeyin yapılması lazım ama çıkmıyor. Bayağı bir uğraştım, çıkartamadım. Artık arkadaşlar bu kadar uğraşımız boşa gitmesin. En azından YouTube'da olmayan bu motorun iç yapısını biz göstermiş olalım. Açılımıyla ilgili, nasıl açılacağıyla ilgili yöntemini bilen arkadaşlar da yazıp bizi bilgilendirirse seviniriz. Bugünkü videomuz da bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.